Size kısaca V-fib olarak da bilinen ventriküler fibrilasyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Videoda uzun uzun söylemek yerine ben de hep V-fib diye telaffuz edeceğim. Türkçe kısaltma gibi arkadaşlar. Evet, başlıyorum. Bu şu an işaretlemekte olduğum kalbin ventrikül ya da karıncıklarının kasılma yetilerini yitirerek, Kanın vücuda ulaşmasını engel olan anormal ve ölümcül bir ritimdir. Burada bir kalbin içine ait bir çizim var. Aynen buradaki gibi ama bu çizim kalbin elektriksel iletim sistemindeki önemli elemanları gösteriyor. Buna ek olarak kalbin içini daha düzgün bir şekilde görebilmek için büyük damarları da çizimden çıkardım. Normal bir kalpte elektriksel iletim SA düğümü olarak da bilinen Sinoatriyal düğümde başlar. Hemen bunu not ediyorum. Sinoatriyal düğüm. Sinyal SA düğümünden aşağıya doğru AV yani atrioventriküler düğüme doğru hareket eder. Bunu da not edelim. Atrioventriküler ya da AV düğümü. Sinyal AV düğümünden sonra Ventriküllere doğru ilerleyerek ventriküler hücrelerin ve duvarların kasılmasını sağlar. Ventrikül duvarlarının kasılması kanın kalpten dışarıya pompalanmasını sağlayan harekettir. Ve fibde ventriküllere gelen bu sinyal koordineli bir sinyal değildir. Bunun sebebi ciddi oksijen eksikliği ya da iletimde bir bozukluk olabilir ama sebep ne olursa olsun ventriküllere gelen koordineli sinyal kaybolmuş ve bunun yerini düzensiz, hızlı ve rastgele bir sinyal almıştır. Bu kaotik sinyal ventrikül duvarlarının spazm geçirmesine sebep olur ve ventrikül duvarları spazm geçirdiklerinde kan dolaşımı da sekteye uğrar ve kan kalpte kalır. Kan dolaşımı sekteye uğradığında organlar oksijensiz kalırlar. Bunu bir diş macunu tüpünü sıkma benzetmesiyle birazcık daha açıklamak istiyorum sizlere. Bu diş macunu tüpünü sıkan eliniz olsun bütün parmaklarınızla aynı anda sıkarsanız, büyük miktarda diş macununu tüpten çıkarabilirsiniz, öyle değil mi? Evet, eğer parmaklarınızı aynı anda sıkma hareketi yapacak şekilde koordine edebilirseniz, mümkün olan en büyük miktardaki diş macununu tüpten çıkarabilirsiniz. Buna karşılık, eğer sadece serçe, işaret ve baş parmağınızla sıkarsanız, tüpten aynı miktarda diş macunu çıkaramazsınız, öyle değil mi? V fibde olan da buna benzeyen, buna çok benzeyen bir şeydir. Kanı vücuda ulaştırmak için kalbin koordineli kasılması ortadan kalkar. Bunun yerine kas hücreleri rastgele bir şekilde kasılmaya başlarlar ve sonuç olarak vücuda yeterli kan ulaşmamaya başlar. V fib elektrik şokuyla bir an önce tersine çevirmezse arkadaşlar, beyin ve vücudun diğer organları oksijen alamadıkları için kalıcı beyin hasarı ve hatta ölüm gerçekleşebilir. Kalbi V-fib'e giren hasta, bu durumda olan hasta, kendinde değildir ve kan dolaşımı sekteye uğradığı için nabızlarını almak da bu hastaların hemen hemen imkansızdır. Nabız, kanın ileri yönlü hareketi sonucunda ortaya çıktığından kan vücudu dolaşamayınca nabız da hissedilmez hale gelir. Biri V-fib'e girmeden hemen önce göğüs ağrısı ve sol kolda uyuşma ya da karıncalanma gibi kalp krizi belirtilerini gösterebilir. Bunun sebebi kalbin oksijensiz kalmaya başlamasıdır. Kalp vücuda kan ulaştıramadığı için kalp de gerekli kandan yani oksijenden mahrum kalır. Bu hastaların ciltlerinin solduğunu hatta mavi renk aldıklarını da görebiliriz. Buna siyanoz adı verilir. Cildin mavi renk almasının sebebi de yeterli oksijen alamaması yüzündendir. Ve fib geçiren birinin EKG'si buna benzer sürekli kıvrımlı çizgiler görürüz ve bunun sebebi de SA ve AV düğümünü takip ederek ventriküllere gelen sinyalin bozulmasıdır. Bunun yerini kaotik bir sinyal almıştır ve bu da EKG'de sürekli kıvrımlı çizgiler olarak görünür. Ventriküller spazm geçirmektedirler. Peki, V fibin risk faktörleri nelerdir? Bu risk faktörlerini iki bölüme ayırmak istiyorum. Birincisi, ventriküler hücrelerde iritabilite yaratabilecek herhangi bir durumdur. Ventriküler hücrelerin irite olması bu hücrelerin rastgele ya da anormal bir şekilde atması anlamına gelir. VF'in diğer risk faktörü ise yara dokusu oluşumuna sebep olan durumlardır. İsterseniz bunları da teker teker inceleyelim. Ventriküler hücrelerin irite olmasına sebep olabilecek durumlar neler olabilir? Size verebileceğim en klasik örnek koroner arter hastalıklarıdır. Koroner arterler, kalbe oksijenlenmiş kan getiren damarlardır. Bu damarlar zaman içerisinde sigara kullanımı ya da kötü beslenmeye dayalı olarak tıkanmaya başlayabilirler. Koroner arterler tıkandıkları zaman ventriküler hücrelere gelen kan miktarı da azalır. Alışık olduklarından daha az oksijen almaya başlayan bu hücreler irite olurlar ve bu da anormal ya da rastgele atmalarına sebep olur. Bazı elektrolit anormallikleri Mesela yüksek potasyum, düşük kalsiyum ve düşük magnezyum da ventriküler hücrelerin irite olmasına sebep olabilir. Elektrolitler kalbin normal elektrik iletiminde önemli bir rol oynarlar ve eğer olması gereken seviyelerde değillerse kalbin normal elektrik iletimi de bozulabilir. Sırada yara dokusu oluşumu var yara dokusu oluşumunun da V fibe sebep olabileceğini söylemiştik. Peki yara dokusu nasıl oluşur? Buna verebileceğim en klasik örnek de kalp krizidir. Az önce kalbe oksijenli kanı ulaştıran koroner arterlerden bahsettik. Kalp krizi bu koroner arterlerden birinin tamamen tıkanması sonucu gerçekleşir ve bu da kalbin bu kısmına kan ulaşmaması anlamına gelir. Koroner arter hastalıklarında kan akışı sınırlanır. Kalp krizinde ise durur ve bu doku ölmeye başlar. Ölen dokunun yerine yara kabuğuna benzeyen bir şekilde bir protein gelir ve bu da bir tür yara tabakası dokusu oluşturur. Tahmin edebileceğiniz gibi yara dokuları normal kalp dokusu gibi işleyemez. Demek istediğim normal kalp dokusu gibi sinyal iletimi sağlayamaz ve anormal ve rastgele bir atım ortaya çıkmasına sebep olur. Elektriksel iletimdeki bu bozulma kalbi ve fibe sürükleyebilir. Yara dokusu oluşumu sağlayan diğer durumlar arasında kardiyomiyopati de vardır. Kardiyomiyopati, kalp dokusunda meydana gelen bir rahatsızlıktır ve bu da kalp dokusunun normal işlevini yerine getirmesine engel olur. İşlev yitimi diyelim buna arkadaşlar. Tüm işlevini yitirmez ama sağlıklı bir doku gibi de işleyemez. Anlaştık mı? Evet. Kardiyomiyopatinin sebepleri ise çok çeşitlidir. Mesela enfeksiyonlar. Evet, kalbi etkileyen ve dokusunun işlevini yitirmesine sebep olan bazı virüsler vardır. Bazı genetik rahatsızlıkları da buna ekleyelim. Bu rahatsızlıklar kalp dokusunun yapısını değiştirerek işlevini yitirmesine sebep olurlar. Bir de uzun süreli koroner arter hastalığı var. Uzun süreli KAH diyelim. Bunu kalbin yeteri kadar oksijen alamadığı dönemin uzun süreli olması şeklinde de yorumlayabilirsiniz. Buna dayalı olarak kalp dokusu işlevini yitirmeye başlar. Bu arada burada yazdığım ve kardiyomiyopatiye sebep olan bu durumların kalpte yara dokusu oluşumuna neden olduklarını da bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Yara dokusu da kalbin normal elektriksel iletimini bozarak V fibe sebep oluyordu. Son olarak çok sık rastlanmasa da V fibe sebep olabilecek durumlardan biri de elektrik çarpmasıdır. Evet arkadaşlar elektrik çarpması. Elektrik çarpması sizin de bildiğiniz gibi dışarıdan gelen bir elektrik akımının vücudu etkilemesidir. Kalp normal elektrik iletimini yapmaktayken bu elektrik akımı normal iletimi bozup V fibe sebep olabilir.